Herkese merhabalar. Bu videoda Bitcoin ve Ethereum analizi yapacağım. Biliyorsunuz her hafta sonu düzenli olarak bu analizleri yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bugün bu videodan sonra altın ve gümüş ons analiz videosu yayında olacak. Yarın platin paladyum ons analiz videosu, borsa endeksleri analiz videosu ve kaldıraçlı piyasalarda işlem yapan arkadaşlar için dolar pariteleri analiz videosu ayrı ayrı yayında olacak. Dileyenler dilediğini izleyebilir deyip Bitcoin ile başlamak istiyorum. Şimdi Bitcoin'de biliyorsunuz bir düşüş trendi içerisindeyiz uzun zamandır süre gelen. Şimdi bu düşüş trendinin bir tepki yükselişini yapıyoruz. Bu tepki yükselişi sırasında geçen haftalarda bir kutu hareketi yaptığından bahsetmiştim. Bu kutu hareketini aşağı ya da yukarıya hangi yöne kırar ise bir kutu kadar daha gidebileceğinden bahsetmiştim. Ve kırılım yukarı yönlü gerçekleşti. Yukarı yönlü gerçekleşince hedefinin 26.300 olacağını söylemiştik. Fakat bu hareketi alttan stoplu bir şekilde takip etmenin doğru olabileceğini söylemiştim geçen hafta. Ve alttan 21.065 değerini trend takip stopu olarak tutarak hareketin gittiği yere kadar bu trendi takip edebileceğimizden bahsetmiştim. Şimdi geçen hafta içerisinde tabii karmaşık olaylar yaşandı. Hem siyasi anlamda hem veriler anlamında. Siyasi anlamda işte saçma bir siyasetçinin saçma sapan işleri oldu ve bir gerginlik yaratıldı. Veri anlamında ise işsizlik verisi beklenenden daha da düşük geldi. Yani Amerika'da istihdam daha da güçleniyor. Dolayısıyla Fed'in daha da acaba sıkılaşabilir mi endişesi ortaya çıktı. İlk etapta daha sonra da önümüzdeki hafta enflasyon verisinin geleceği geldi akıllara ve önümüzdeki hafta enflasyon verisi beklenenden daha düşük gelebilir. Dolayısıyla çok da fazla piyasaları sıkmayalım gibi bir algı oluştu. Önümüzdeki hafta çok kritik. Çarşamba günü Amerikan enflasyonu açıklanacak. Bu enflasyonun beklenenden daha düşük gelmesi halinde Fed'in başarılı olduğu, işte sıkılaşma politikasında enflasyonu düşürmeye başladığı konuşulacak. Dolayısıyla piyasalarda bir bahar havası oluşabilir. Enflasyondaki en yüksek noktanın artık görüldüğü, en kötünün geride kaldığı gibi yorumlar yapılıp bir bahar havası, bütün piyasalarda bir rally ihtimali ortaya çıkabilir. Fakat tam tersi olur da enflasyon beklentilerden daha yüksek gelir ise bu sefer Fed'in yaptıklarının hiçbir işe yaramadığı, hem enflasyonu düşüremediği hem işsizlik oluşturmadığı, hiçbir işe yaramadığı bir sinek vızıltısı şeklinde olduğu reel sektör tarafından ortaya konacaktır. Bu da çok büyük bir satış getirir. Yani önümüzdeki haftaki hareketler çok sert hareketlerin başlangıcı olabilir. Beklenti dahilinde gelir ise, yani zaten 3 ihtimal var. Beklenti dahilinde gelirse ben daha az hızda bir yükselişin devam etmesini beklerim. Yani beklentiden daha iyi, daha düşük bir enflasyon güçlü bir rally'yi getirir. Beklenti dahilinde bir enflasyon daha yumuşak bir rally'yi getirir. Fakat beklentiden daha yüksek oranda bir enflasyonun çıkması, enflasyonun düşmüyor olması artık piyasaları çok kötü etkileyebilir. Dolayısıyla çarşamba günkü veri bütün piyasalar açısından çok önemli, dikkatle takip edilmesi gereken bir veri. Burada Bitcoin de kendisini diğer piyasalardan ayıramıyor biliyorsunuz. Kripto para piyasası da özellikle Amerikan borsa endeksleriyle çok paralel bir hareket seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla burada kendisini ayıramayacaktır kripto para piyasası da. Çarşamba gününe dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Stopları mutlaka akılda tutmak gerekiyor. Bu satışlar eğer derinleşirse tekrar aşağıda konuştuğumuz 11.690-16.372 seviyelerini konuşmaya başlayabiliriz. Fakat bir rally olursa bu sefer yukarıdaki 40-42 binlere konuşmaya başlayabiliriz. O yüzden çarşamba günü çok önemli diyorum. Burada trendin değişim sinyali olarak biliyorsunuz 1/1 Gamfan çizgimi takip ediyorum. Bu çizginin yukarıya doğru kırılması ile birlikte artık bir al sinyali, güçlü bir al sinyali geleceğini söylüyorum. Geçen hafta bu seviye 29.000 dolar seviyesindeydi. Düşen bir eğimde izlediği için
Bunu artık aşağıya çekmem gerekiyor. Bunu 28 bin dolar üzerinde günlük kapanış olarak güncelliyorum. Yani Bitcoin eğer 28 bin dolar üzerinde günlük kapanış yapar ise bu bir trend değişim sinyali, al sinyali anlamına gelir. Hedefinin de 40-42 bin bölgesine kadar ulaşma ihtimali ortaya çıkar. Buna da dikkat etmenizi diliyorum. Altta da stop noktasının mutlaka 21.065 olarak korunması gerekiyor. 21.065 altında günlük kapanış yapar ise stop olunmalıdır. Arada şu anda varlık korunabilir, tutulabilir. Yönün yukarı olduğu düşünülebilir. İlk hedefinde 26.300 olduğu düşünülebilir. Çarşamba günü piyasalarda büyük çaplı bir çalkantı olma ihtimali yüksektir. Buna göre özellikle kaldıraçlı piyasalarda işlem yapmayı azaltmak bu aşamada doğru olabilir. Sadece spot pozisyonları tutmak doğru olabilir. Diyorum Ethereum'a geçiyorum. Şimdi Ethereum'da da aynı şekilde bir kutu hareketi yaptığından bahsetmiştik. Kutunun kırılım yönüne doğru hareket edeceğinden bahsetmiştik. Kutu yukarıya kırıldı ve yukarıdaki hedefini de gerçekleştirdi. Daha sonra hedefin daha da üstüne çıktı. Bizim 1 bölü 1 Gamfan sinyalimizi, Gamfan çizgimizi yukarı kırdı ve bir al sinyali oluşturdu. Bunu geçen hafta anlatmıştım. Dolayısıyla burada da aynı Bitcoin'de yaptığımız gibi alttan trendi stoplu bir şekilde takip etmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Alttaki stop seviyemiz 1400. Yeni bir yukarı yüksek kapanış yapmadığı için yukarıya güncelleyemiyorum bunu bu hafta. Belki hafta içerisinde yaşanacak kapanışlarla birlikte bunu yukarıya güncelleyebiliriz. Bu tarz güncellemeleri topluluk sekmesinde yazılı olarak bildiriyorum. Alttan gelen stopumuzu şu şekilde güncellemeliyiz diye. Orayı da takip ederseniz topluluk sekmesinde ve kanala abone olursanız zaten onlar da önünüze düşecektir. Burada da ilk hedefi bu kırılımdan sonra 2853.000 bölgesi olabilir. Fakat geçen hafta da söylediğim gibi hedefler her zaman gerçekleşmeyebilir. Bazen hedefe doğru giderken yarı yolda geri dönüşler olabilir. O yüzden bu trend değişim sinyalini alttan stoplu bir şekilde yukarıya doğru kaydırmak önemli olacaktır. Ne zaman ki bu kırıldı, buradan artık satış yapıp çıkmalıyız. Bu işte 2000'de de kırılabilir. Daha yukarıya gidip 2200'de de kırılabilir. Belki de hedefine kadar gidecektir. Bunu bilemiyoruz. Bilemediğimiz için de alttan stoplu bir şekilde trendi takip etmek bize kar maksimizasyonu açısından fayda sağlayabilir. Eğer burada da hava negatife döner ise çarşamba günkü veriden sonra Fed'in işte yaptıklarının hiçbir işe yaramadığı ortaya çıkar, enflasyon yüksek gelmeye devam eder ise artık Fed'in daha da çok sıkılaşması beklenecektir. Bu beklenti dahilinde de fiyatlarda sert düşüşler görülebilir. O zaman da işte daha önce konuştuğumuz 650-403 gibi rakamları tekrar konuşmaya başlayabiliriz. Şu anda piyasa sanki olumlu gidecekmiş izlenimi veriyor. Enflasyon beklentiden daha düşük gelecekmiş ya da beklenti dahilinde gelecekmiş gibi görünüyor. Yani Eylül ayına kadar Fed'in bir sonraki toplantısına kadar sanki biraz olumlu bir hava izleme ihtimali daha ağır basıyormuş gibi görünüyor bana. Ama yine de çarşamba günkü veri çok önemli olacak. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.